Hakkın halifesi insandır. Hazreti Mevlana der ki, ey cihanı dolaşan sefa ehli aşıklar! Bir put için bu kadar hayranlık neden? Onu siz bu cihanda arıyorsunuz. Eğer kendinizde arasaydınız, muhakkak ki onun siz olduğunu anlayacaktınız. Hazreti Mevlana bir damla gibi olan bizleri ebedi güzelliklerle dolu nur âlâ nur hakikat denizine doğru çekmekte, yani bizleri gerçek varlığımıza kavuşturmaktadır. O iç âlemini bizlerden esirgememiş, ümmetine düşkün olan Hazreti Muhammed Efendimiz gibi yüce pirimiz Hazreti Mevlana da aşıklarının üzerine titremiştir. Hazreti Muhammed Kur'an-ı Kerim'de insana gerçek kimliğini Hakkın halifesi insandır, hak insanla görünür diyerek verdiği gibi, Hazreti Mevlana da sayısız tefsirlerle Hazreti Muhammed'in hakikatlerini açıklamıştır. O da insan hakkında buyurur ki, onun için peygamber bunu anlattı, dedi ki, kim kendisini bilirse hakkı bilir. Murat sensin. Neden her yöne koşuyorsun? O sen demektir. Ama sen sakın ben deme. Hep sen diye söyle. Senlik, benlik şaşkınlıktan ileri gelir. Göz dürüst görürse sen o olursun. O da sen olur. Hazreti Mevlana bir yerde de şöyle söyler. Kimde yakin aynası varsa, kendini görmüş olsa bile hakikatte hakkı görür. Bir şeyi sağlam ve şüphe götürmeyecek şekilde bilme hali tasavvufta yakin sözüyle tabir edilir. Yakin sözü bir şeyi şüphesiz ve kesin olarak bilme ifadesi olarak kullanılır. Fakat kendinde hakkı görmek için kendi varlığından sadece bir isim kalmalı, kendi varlığını bırakıp hakkın sıfatlarına bürünmelisin. Kaside. Seni yakından görmek istiyorum. Ne olur biraz daha yakına gel. Çünkü senin yüzün tamamıyla nurdan ibaret. Nurdan başka bir şey değil. Dünyada senin aşkınla mahmur olmayan kimdir? Bu sözü yanlış söyledim. Canlar canını isterken yakına gel denir mi? Sen uzakta değilsin. Sen benim canımdasın. Canımın içindesin. Kendinde olana yakına gel demek büyük bir hatadır. Düşünce düşünceye perde olur. Bu sebeple şu veya bu şekilde düşünceyi bırak. Zaten o gizli değil ki. Senin ay gibi güzel olan yüzün meydandayken, herkes tarafından görülürken, senin yüzünü göremediği için gussaya dalan, derde düşen kişinin özrü kabul olamaz. Şunu iyi bil ki, aşksız gönüle sahip olan, aşık olmayan kişi, padişah bile olsa, o ipek kefene sarılmış, mezara gömülmüş bir ölüden başka bir şey değildir. Divan-ı Kibir, Cilt 1, 504. Mevlana Celaleddin Rumi. Hasan dedemizin duası ve selamıyla. Kainatın nuru Hazreti Muhammed Efendimizin, Ehl-i Beyt Efendilerimizin, Yüce Pirimiz Hüdavendigâr Mevlana'mızın, Piran Efendilerimizin selamları, feyizleri ve güzel keremleri bizleri sevenlerin ve bizleri izleyenlerin üzerine olsun. Allah sizleri hep güzel günlerde yaşatsın. Sevgiler, Allah'a emanet olun. Hu. Hasan çıkar dedi.